Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz arkadaşlık ilişkileri. Biliyorsunuz arkadaşlık mevzusu özellikle ergenlik döneminde çok çok önemli bir hale geliyor. Çünkü o noktada ailemizin dışına çıkıyoruz ve birazcık daha önceliğimiz annemiz, babamız, kardeşimizden öte dünyadaki diğer insanlar, yakın olduğumuz arkadaşlarımız oluyor. Bu neden biliyor musunuz? Çünkü insan bu noktada kendisinin dışarıdaki yansımasını fark ediyor. Diğer insanlarla arkadaşlık kurduğumuz zaman aslında kendimizin farklı yönlerini keşfediyoruz, sevmeyi, güven duymayı, bir şekilde yolda beraber yürümeyi öğreniyoruz. Güven en önemli şeylerden bir tanesi bu süreçte. Şimdi peki e, bu konuda hangi sorular gelmiş bize? Hazırsan başlayalım. İlk sorumuz şu: Sizin ders çalışmanızı engelleyen, başarınızı düşürmeye çalışan bir yakın arkadaşla nasıl baş edebilirim? Şimdi evet bazen arkadaşlarımız konusunda yola beraber çıkıyor olsak da yolun başında aynı şekilde beraber zaman geçirmeyi seviyor olsak da bir noktada özellikle bunlar sınava yaklaştığımız dönemlerde birazcık daha fazla oluyor. Beklentilerimiz farklılaşabiliyor. Hayatta mücadele yöntemlerimiz farklılaşabiliyor ve siz birazcık daha sınava yönelik davrandığınız zaman, siz birazcık daha düzenli ders çalışmak istediğiniz zaman beraber çok yakın olduğunuz arkadaşınız birazcık bunu sabote etmeye çalışabilir. Burada ilk etapta kötü niyet aramamak gerekiyor çünkü herkesin hayattan beklentileri farklı hayattaki mücadelesi farklı. Şimdi siz ders çalışmaya devam ederken, mücadelenize devam ederken arkadaşınız sizi devamlı ders çalışmaktan alıkoymaya çalışıyorsa, boş ver diyorsa ilk başta kendiniz için hedeflerinizin ne olduğunu ona aktarmanızda fayda var. Şimdi burada ne istediğinizi, bunu neden yaptığınızı, neden böyle bir sistem içinde çalıştığınızı söylediğiniz zaman belki de o arkadaşınız da sizi örnek alıp aslında onun hayatında iyi bir örnek olmanız muhtemel olacaktır. Ama bazen bazı arkadaşlar ısrar ısrarlı bir şekilde biz ona kendimizi ne kadar anlatsak da ne kadar ısrarcı bir şekilde davransak da o bizi ısrarla kendi tarafına çekmeye çalışıyor olabilir. Hatta bunun için bazen bazı kişiler duygusal manipülasyonda kullanabilir. Ya işte sen iyi bir arkadaş değilsin, sen nankörlük yapıyorsun, ben senin her zaman zorlu zamanlarında yanındaydım gibi birazcık daha duygusal açıdan yaklaşabilir. Böyle zamanlarda elbette o insana destek olduğumuzu göstereceğiz ama ana akışımızı bozmamaya gayret etmemiz lazım. Israrla açıkladık, kendi hedeflerimizi ortaya koyduk, ona desteğimizi ortaya koymamıza rağmen o insan bir şekilde bizi sabote etmeye, aşağı çekmeye çalışıyor ...burada birazcık arkadaşlığımızı da sorgulamak gerekiyor. Hiçbir zaman ilk etapta bir arkadaşlığı kolayca bitirmek yalnız değilim ben. İlk etapta yapacağımız şeylerden birisi o insanla geçirdiğimiz zamanı... ...eskiye göre birazcık daha kısıtlamamız gerekebilir. Daha az zaman geçirirsek onun bu tarz müdahalelerine daha az maruz kalırız. Bir yandan da dikkat etmemiz gereken şey buna rağmen hala bir müdahale varsa... ...hala bizi aşağı çeken bir yaklaşım varsa, aşırı yargılayıcı bir tutum varsa... ...en son ihtimal olarak bu kişiyle e, ilişkimizi gözden geçirip belki de görüşmeme kararı bile alabiliriz. Burada önemli olan ders mevzusu değil. Sizin bir hedefiniz var, sizin bir hayaliniz var ve diğer insanın o noktada hayalinize, hedefinize... ...ve bu noktada verdiğiniz mücadeleye saygı duymaması söz konusu. Bundan dolayı sadece şu yaşlarda değil, üniversite okurken hayata atıldığın zaman bile... ...senin hedeflerin olduğu zaman bazı insanlar seni geriye çekmeye çalışıyor. Çalışacak. Şimdiden bunu öğrenirsen uzun vadede çok daha kolay bu insanlarla arana sınır koyabilirsin. Doğru arkadaşlar seçebilirsin. Arkadaşlık konusu ergenlik döneminin en önemli sorunlarından bir tanesi. İstediğimiz şekilde arkadaşlık kuramadığımız zaman, istediğimiz sayıda arkadaşa sahip olamadığımız zaman kendimizi kötü hissedebiliyoruz ve değersiz bile hissedebiliyoruz. Çünkü benim arkadaşım yok. Çünkü diğer insanlar çok popülerken ben yeterince dikkat çekmiyorum. Kimse benim farkıma varmıyor diye düşünüyor olabilirsin ve bununla ilgili gelen bir soruyu paylaşmak istiyorum. Hocam ne kadar istesem de arkadaşlık kurmakta zorlanıyorum arkadaş edinmek için ne yapabilirim? Şimdi arkadaş edinme noktasında genelde sık yapılan bir hata var. İlk başta bu hatadan bahsetmek istiyorum. Sen sınıfın bir köşesinde oturursun, sessiz bir şekilde beklersin ve birilerinin seni keşfetmesini istersin. Gelsinler benimle konuşsunlar. Gelsinler benimle ilgilensinler. Gelsinler beni sınıftaki maça, beraber yaptıkları etkinliğe, beraber muhabbetlerine, gruplarına dahil etsinler. Evet genelde şanslı bir noktadaysan sınıfındaki okulundaki arkadaşlar seni de davet edebilirler. Ama benim gözlemlediğim bizzat kendi yaşadığımda deneyim şu yönde. E, genelde insanlar sen geriye çekildiğin zaman ne düşünüyorlar biliyor musun? Beyhan bize katılmak istemiyor. Hatta biraz daha ileri götürebilirim. Beyhan bizi beğenmiyor. Beyhan ne kadar burnu havada birisi. Beyhan çok soğuk birisi gibi düşünebiliyor. Burada bu hataya düşmemek için birilerinin seni keşfetmesi yerine ilk adımı senin atıyor olman çok daha iyi olacaktır. Peki hangi konularla konuşmaya başlayabilirsin? Bunun için ayaküstü minik konuşmalar, minik diyaloglar çok çok önemli. Hani böyle otobüse bindiğin zaman ya da uçakta ya da bir yerde beklerken insanlar sorar ya birbirine birazcık daha yaşlı insanlar memleketlere kardeşim diye. İşte bunlar minik diyaloglara örneklerdir. Bir yerden hayatta ortak amacınız olan konularda bir konu açabilirsin. Matematik sınavın, matematik yazılın nasıl geçti? İşte şu öğretmen hakkında ne düşünüyorsun? Geçtiğimiz sene nasıldı? Yaz tatilinde neler? yaptın. Mesela televizyonda, sosyal medyada gündem olan bir şey varsa ya şunu izledin mi, şuna baktın mı gibi küçük konuşmalarla girdiğimiz zaman en azından ilk başta o diyaloğu başlattığımız zaman sonrasında arkasının gelmesi çok büyük ihtimalle mümkün oluyor. Bir yandan arkadaşlık kurarken genelde şöyle bir hataya da düşüyoruz. Ben kendimi anlatmalıyım. Mesela bir ilişki içerisinde diyaloğun Pimpon oynadın mı hiç bilmiyorum ama masa tenisi mesela ee, bir sen vurursun topa bir karşı taraf vurur ama ya da mesela bir maç yaparken topu aldığın zaman hep sen kaleye doğru koşuyorsan ne oluyor biliyor musun? İnsanlar bir daha seni maça davet etmiyor ya da tek başına hep topa ben vuruyorum dersen bir masa tenisi oynaman mümkün olmuyor. Diyaloglarda da böyle. Sen bir şey anlatacaksın ama karşı tarafa da dinleme, anlatma fırsatı vereceksin. Biz insanlara kendimizi anlattığımız zaman güzel bir şey hissediyoruz ya. O güzel hissi karşı tarafa da yaşatmamız gerekiyor. Yani yapman gereken şey onu da dinlemek ki sınırsız ve özenli bir şekilde dinlersen çok daha etkili bir şekilde diyaloglar geliştirebilirsin. Son bir şey söylemek istiyorum burada. O da şu. Bazen farkında olmadığımız ön yargılarımız olabiliyor arkadaşlıklar hakkında. Ben şununla konuşmam, ben kızlarla konuşmam, ben erkeklerle konuşmam, ben şu memleketlilerle konuşmam. Ben sınıftaki şu tarz yaklaşımları olan insanlarla iletişim kurmam. Eğer böyle ön yargıların varsa bunlar da senin arkadaşlık kurmanı engelliyor olabilir. Bunun için biraz deneysel olmanda fayda var. Yeni insanlarla tanışmak, yeni muhabbetler alışkın olma şeyleri konuşmak her zaman bizim kendimizi geliştirmemize bir şekilde yardımcı olacaktır diye düşünüyorum Şimdi çok önemli bir soru var aslında. Birçok insanın merak ettiği, 10 yaşındaki bir insanın da merak ettiği, 60 yaşındaki insanın da merak ettiği bir soru. İyi arkadaşlar, kötü arkadaşlar. Benim için iyi olan ya da kötü olan birisini birbirinden nasıl ayırt edebilirim? Sorumuz bu. Hocam benim için iyi ve kötü arkadaşları nasıl birbirinden ayırabilirim? Şimdi en başta şunu söylemek istiyorum. İyi ve kötü arkadaşları en temelde ilk bakışta birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Burada önemli olan mevzu şu. Mesela çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Çok böyle uzun ve güzel zamanlar geçirdiğin, hayatının geri kalanında sana ve gerçekten destek olmuş ve güvendiğin birisi var ve o insan bazı dönemlerde sana kötü davrandı, sana öfkeli yaklaştı, bir şekilde aranızda gergin zamanlar oldu. Şimdi buradaki kıstasımız şu: geçmişte güzel günleriniz olmuşsa ve şu anda sadece geçici bir süre sana kötü davrandığını hissediyorsan belki de o arkadaşın zorlu bir zaman geçiriyordur, belki ailevi problemleri vardır, belki maddi zorluklar yaşıyordur, belki sana anlatamadığı ciddi sorunları vardır Böyle zamanlarda insanlar olduklarından daha gergin, daha anlayışsız, daha öfkeli bir hale geliyor olabilir. Bu noktada ilk değerlendirmemiz bu olması gerekiyor. Birisi bir şekilde sana kötü davranıyorsa bu her zaman olan bir şey mi yoksa geçmişte iyiydi de geçici bir süreyle mi oldu? Eğer her zaman oluyorsa burada o insan için kötü bir arkadaş diyebiliriz. Bu tür durumlarda kendimizi ifade etmek çok önemli. Mesela birisi size kötü davrandığı zaman böyle kötü hissettirdiği zaman o insana nasıl hissettiğinizi, sizi kırdığını, sizi üzdüğünü söylediğiniz zaman aslında birazcık durum netleşmeye başlıyor. Ee, i̇yi arkadaşlar kötü davrandığında siz ona bunu ifade ettiğiniz zaman pişman olma eğilimi gösterir. Ama birazcık daha böyle size iyi gelmeyecek arkadaşlar diyelim. Siz ona ne kadar ısrar ediyor olsanız da ne kadar kendinizi ifade diyor olsanız da bundan keyif alıyormuş gibi görünebilirler ve sizin bu kadar kendinizi anlatmanıza rağmen rahatsız olduğunuz davranışları yapmaya devam eder. Şimdi özellikle 15'li yaşlar, 14'lü yaşlarda bu dönemde arkadaşlar birbirleriyle şakalaşabilirler, birbirleriyle dalga geçebilirler ve sen de bunu bir başkasına yapıyor olabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yalnız burada ince bir ayrıntı var. O da şu, eğer bir insan sizinle böyle şakalaşırken, alay ederken ya da bunun arkadaşlık sınırından öte küçümsemek, aşağılamak, hor görmek gibi davranışlar varsa bu ister istemez karşı tarafın niyetini sorgulamamıza sebep olur. Ve eğer size karşı tarafın yaptığı şaka kötü hissettiriyorsa, siz bunu ona söylemenize rağmen hala devam ediyorsa yine buraya bir soru işareti, hatta kocaman bir soru işareti koymamız iyi olacaktır. Önemli olan şeylerden bir tanesi de özür dilemek. Sen özür diliyor musun bilmiyorum ama mesela ben bazen özellikle biraz önce bahsettiğim gibi hayatın zorlu zamanlarındayken kendimi birazcık daha öfkeli, gergin bulabiliyorum ve etrafımdaki insanlara ailemde dahil olmak üzere daha sabırsız, daha böyle gergin şekilde davranıyorum. Ama sakin bir zamana geldiğim zaman özür diliyorum. Çünkü pişman oluyorum. Yaptığım şeyin farkına varıyorum. Bir ilişki içerisinde iyi arkadaşlarla kötü arkadaşları ayırt etmemize yardımcı olacak şey, karşı taraf yaptığı hatalar neticesinde özür diliyor mu ya da hatta özür dilemek yerine seni suçlama yoluna mı gidiyor? Bu da dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesidir. İyi arkadaşlar özür diler ve sonrasında kendini değiştirme, geliştirme yoluna gider. Kötü arkadaşlarsa özür dilemediği gibi seni suçlu bir hale getirebilir. Şimdi benim de şu anda da gençlik zamanlarımda da her zaman dikkat ettiğim bir şey vardı. Arkadaşlarla zaman geçirdiğim zaman çok iyi hissederdim kendimi. Sanki o zaman bambaşka bir şekilde işliyor. Hiç bitmesin eve gittiğim zaman keşke onunla biraz daha zaman geçiriyor olsaydım diye dilediğim zamanlar olmuştur. Ama genelde kötü arkadaşlıklarda şöyle bir hissiyat, duygu karşımıza çıkabiliyor. O da şu. ...o insanın yanından ayrıldığın zaman sanki böyle üstünden bir yük kalkmış gibi hissediyorsun. Rahatlamış hissediyorsun. Bunun sebebi ne biliyor musun? Buradaki mevzu o insan seni muhtemelen yargılıyor, aşağılıyor, devamlı eleştiriyor... ...ve sen onun yanındayken gergin, olmadığın bir insanmış gibi davranmak zorunda hissediyorsun. Ve ondan ayrıldığınız zamanlarda ne oluyor peki? Böyle zamanlarda rahatlamış, sanki böyle çok büyük ve gergin bir sınavdan çıkmış... gibi gibi rahatlamış hissediyor olabilirsin. Bu da o insanın sana iyi gelmediğini gösteren şeylerden bir tanesidir. İnsanın kendisine iyi gelen ya da böyle iyi gelmeyen arkadaşları çok erken yaşta keşfediyor olması çok çok önemli. Çünkü bazı insanlar vardır ve bizi daha üst bir noktaya çıkartır. Bazı insanlar da birazcık bizi olduğumuzdan daha aşağı çekme eğiliminde olabilir. Sosyal benzeşme kuramı diye bir şey var. Arkadaşlarımızın ortalaması haline dönüşüyoruz. İster is Zaman içerisinde. Bu noktada etrafımızda kimin olduğunu belirlersek, bu bize en iyi gelen şeylerden bir tanesi, bizi destekleyen, bizi yapılandıran, motive eden, bize iyi hissettiren arkadaşlarımız olursa çevremizde, bu hem kendimizi daha iyi hissetmemize, hem daha başarılı olmamıza ve bu hayatta daha mutlu olmamıza yardımcı olacak şeylerden bir tanesidir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.